Dersi kaydetmeyi de unutmuşum ya. Şimdi buradan başlayacak kayıt. Neyse, YouTube'a yüklerken buradan başlamış olacak şeyimiz. Neyse, devam edelim. Hocam. Efendim. Hocam sınıf 5'i bir böyle kötü diye de bırakalım mı? Bırakabilirsiniz, o sorun değil. Orada artık soruda hangisi pratik gelirse onu kullanacaksın. Çok önemli değil. Ben sadece burada o örüntüye benzesin diye gösterdim. Yani bunu kullanarak da bulabilirsiniz. Kosinüste de aynı şeyi yapacağız. Yine paydalarımız hep 2. Ama kosinüste tersten. Yani 3, 2, 1 dediğimizde yine karekökü aldığımızda burada da bakın çıktı. Ya yani bu çok da mühim bir şey değil yani, o kadar da bir esprisi yok ama böyle yapanlar da oluyor. Tanjantta 1 2 3 müydü? Nasıldı? Burada da 3 2 1 mi diyorduk? Herhalde böyle bir şeydi. Hocam öyle olsa Söyle olmuyor mu? Kök 2. İşte burada sadece 3 tane kök alacağız. Yani burada işte mantık biraz değişiyor. Böyle standart bir kural yok da. Efendim? efendim. Kim konuştu? Duyamadım. Sesi hala gelmiyor konuşan, şu an konuşuyorsa şayet. Konuş. Hocam çünkü konuşmuyor sandım. Biri bir şey... Mikrofon açık olan sadece kim var? Mikrofon açık olan sadece Ilgın var. Ondan da ses gelmiyor. Konuşan kim anlayamadım. Evet, şimdi bakalım. Kotanjantta da 3, 2, 1. Yine 1, 2, 3. Yani bunlarda çok da bir özellik yok. Yazdık ama işte ben bile kullanmıyorum. Böyle kök yazınca. Yani işte yazdık. Neyse, önemli değil. Çok da tavsiye etmedi hiçbir zaten. Geçeyim hızlıca. Bir de 0 derece ve 90 derece var gençler. Bunları zaten 12'de de göreceğiz ama 0 derecenin ve 90 derecenin sinüslerini ve kosinüs, tanjant, kotanjantlarına bakalım. Onu şöyle görelim. Paylaşım. Nereye gitti? Bakın, burada hazırlamıştık üçgenimizi ya. Mesela sinüs 42 görüyoruz şu anda. Ben açıyı sıfıra düşürsem. Bakın, bu karşı dikkenar ne oluyor? Sinüste karşı Küçük. dikkenar önemli ya. Düşürdükçe ne oluyor? Küçülüyor mu? Gerçekten bakın, sıfıra indiğinde ne olacak bakalım. Bakın, sıfıra indiğim an sinüs sıfır değerinin sıfır olduğunu gördük. Niye? Çünkü üçgende karşı dikkenar kalmadı aslında. Sıfıra düştüğü için. Yani üçgen olmasa bile de aslında trigonometrik oranlar söyleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Peki 90'a çıkarayım. Şu an sadece sinüs odaklanın gençler. Diğerlerini saklayayım. Bakın 90'a çıkarıyorum. Arttıkça ne oluyor? Dik kenar hipotenüs değerine yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Normalde basit kesir şu an bu. Pay paydasından küçük ama tam dik olduğu an Bir olacak galiba. pay paydasına eşit oluyor bakın. O yüzden de 1 çıkıyor. Yani sinüs 90'ın 1 olduğunu böyle görebiliriz. Mantıken de aslında düşünebilirsiniz bunu. Sinüs 90, sinüs 0, 0'dı. 90'a çıkınca da hipotenüsle karşı dikkenar aynı olduğu için 1 oldu. Kosinüse baktığımızda bu sefer tam ters olduğu için komşu, bu sefer ne oluyor? Burası hipotenüs, burası. Bu sefer de 0 dereceye indiğimde komşu dikkenarla, yani AC ile AB hipotenüs eşit uzaklığa geliyor. Bakın. Kosinüs 0 derecenin 1 olduğunu ama 90'a çıktığımızda da komşu dikkenar bakın sürekli kısalıyor. Pay küçülüyor yani. Kısaldı, kısaldı ve dik üçgende, yani 90 olunca burası sıfıra düştü. Bunları da böyle yazabiliriz bu mantıkla. Hemen geçeyim oraya tekrar. Paylaşım. Dersimize gelelim. Yani sinüs 0, 0, sinüs 91'dir. Kosinüste de kosinüs 0, 1'dir ama kosinüs 90, 0'dır. Tanjant ve kotanjantı da göstereyim mi? Veya dursun ama 0, şuraya 0 diyeyim. Tanjant 90 tanımsızdır gençler. Buna tanımsız da denir veya sonsuz da denir. Bu tanjantta da bu tam şöyle tersi. Ne demiştim az önce? İkisi birbirinin 90 yapıyorsa bakın, 0 dereceli 90 derecenin toplamı 90 yaptığı için yine sinüsleri, kosinüsleri birbirine eşit oldu. Neyse, burada fazla oyalanmayalım. Zaten bunu 12'ye gelince daha detaylı göreceğiz. O bilindik açı oranlarıyla alakalı sorular gelmiş. Hemen hızlıca yapalım.
Sin 30 artı kos 60 artı tanjant 30 çarpı kotanjant 60 işleminin sonucu diyor. Nedir sin 30? 1 bölü 2. Bunu gençler ezberlersiniz ama zamanla kullana kullana. Ama zaten bulamazsanız da hemen bir dik üçgen çizip 30, 60, 90 üçgeni çizdiğinizde kendiniz hesaplayabilirsiniz. Kos 60? 1 bölü 2. O da zaten ikisi 90 tamladığı için 1 bölü 2 olacağını biliyoruz. Tanjant 30? 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3. Kotanjant 60? Hocam. O da 1 bölü kök 3. Hocam diyen var mı? Ne oldu? Herhalde yok. 1 bölü 2, 1 bölü 2 toplarsak 1 yapar. Yalnız burada çarpma olduğunu var. Dikkat edelim gençler. Çarpma varmış. Yani bunlar önce çarpmamız lazım. Bu da 1 bölü 3 yapar. 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 yapacaktır. Çok da uzatmaya gerek yok. Bunların gerisi zaten işlem. O kolay. Önemli olan şuradaki değerleri şekilde düzgünce yazmak. Buranın önemli olan kısmı o. Geçiyorum. Örnek 5. Benzer mantıkta bir soru. Sin 45, cos 45. 1 bölü kök 2 kullanayım bunda. O daha pratik olacak. 1 bölü kök 2. Cos 45. O da 1 bölü kök 2. Güzel. Artı tan 45. 1. 1'di. Kot 45. O da 1'di. Sin 60. 8 bölü 2. Evet. Tanjant 60. 1 bölü 2. Şey doğru yok. 1 bölü kök 3 değil ya, düzeltiyorum. Kök 3 bölü 1. Kök 3 bölü 1 değil mi? Düzeltelim. Kök 3 yani. Bunlardan çarparsak 1 bölü 2 gelir. Şunlardan 2 gelir. 5 bölü. Bunlardan da 3, 3 ne yapar? 3 bölü 2 gelir. Köküçler çarparsak 3, 3 bölü 2. Evet, 5 bölü 2'yi 3 bölü 2'ye bölersek 2'ler sadeleşir. 5 bölü 2. İşlem kısmını atladım. 5 bölü 3 olacak sonuçta. Onu herkes yapabilir. Orayı uzatmadım. 5 bölü 3 dedik. Sorusu olan yok galiba. Geçeyim burayı da. Örnek 6. Aşağıda verilen şekilde boyu 8 karekök 3 metre olan ağaç yere dik konumdadır. Güneş ışınlarının yer yüzlemiyle yaptığı açı 30 derece olduğuna göre ağacın gölge uzunluğunu bulunuz demiş. Şu açıyı vermiş. Evet, şurada bir dik üçgen zaten yine var. Hatta 30 gibi, yani bizim bildiğimiz bir açı. 30, 60, 90 üçgeni yani bu. Şimdi sorduğu şey nedir gençler? Gerçi burada trigonometri kullanmaya gerek yok. 30, 60, 90 üçgenini bilen biri için çok kolay ama ben şimdi onunla çözmeyeyim de sanki trigonometri kullanalım. Nereyi sormuş? Gölgeyi mi? Burayı sormuş. Peki ne var elimizde? Bu var. Burası 30 derece için hangi kenardır? Karşı kenar değil mi? Peki burası hangi kenardır? Komşu. İşte burada karşı ve komşuyu içeren oranı kullanabilirsiniz. Yani hangi oran olsun? Karşı ile komşu olan tanjant veya kotanjant. Tanjant daha hoş olduğu için tanjantı kullanacağım. Tanjant 30 dereceyi kullanacağım. Tanjant 30 neydi? 1 bölü kök 3'tü galiba. 1 bölü kök 3 değil mi? Kök 3 bölü 3 de diyebiliriz. Doğru. İkisi de olur. Ben şimdi bunu biliyorum. Bir de bu üçgenden yazayım aynı oranı. Yani karşı bölü komşuyu. Karşı değeri belli mi? Yani evet. Ağacın boyu 8 kök 3. Komşunun değeri belli mi? Hayır. İşte bunu zaten bize sorduğu için bu orantıda x'i bulacağız. X dedik. Şimdi burada içler dışlar yaptığımızda ne görüyoruz? X 24. Eşittir. 8 kere kök 3'ler 3 yapar. 24 metre yapacaktır. Yani bu trigonometri de çok uzun sürdü aslında ama normalde 30-60-90 üçgende nasıl bulurduk bunu? Şurası 8 kök 3 ise burası 2 katı 16 kök 3. Gerçi buna da gerek yok. Pardon, bu da yanlış fazla oldu. 30'u, hocam? Evet, 30'un 60'ı gören neydi? 30'un kök 3 katıydı. Direkt 8 kök 3'ü kök 3 ile çarpınca oradan 24'e aynı burada yaptığımız gibi ulaşabilirdik. Ama trigonometride tanjantı kullanarak bulduk şu an. Fakat kotanjantta da olurdu. Sinüste de olurdu ama sinüs uğraştırırdı.
kosinüs de gerekirdi. Neyse. Geçelim. Örnek 7 galiba son örneğimiz. Aşağıdaki şekilde birim kareli zemin üzerine ABC üçgeni çizilmiştir. ACB üçgen açısının tanjant değerini hesaplayınız demiş. ACB'nin tanjant değeri. Bu açıyı bulabilecek miyiz bakalım. Bir kere bu üçgen dik üçgen, bunu bir kıyaslayalım önce. İşte birim karelere bakarak şuranın 90 olduğunu görebiliyoruz aslında, ama nasıl göreceğiz? Şöyle görelim gençler. A'dan C'ye bakalım nasıl gidilmiş. A'dan C'ye gitmek istiyorsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 birim sağa, 2 birim aşağı gelmiş. A'dan B'ye gitmeye çalışayım bir de. Buraya gelmeye çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 birim aşağı, 2 birim sola. Yani gerçekten de A'dan C'ye giderken AC ile AB uzunlukları aynı. Yani bunu görüyoruz. X dersen buraya, o da X. Çünkü 7'ye 2'lik aslında. Hipotenüsten ben bunu bulabilirim. 7'nin karesi artı 2'nin karesinden bulunur. Burada aslında açılar da aynı gençler. Şu açıya bakarsak, şuraya nokta açısı dersem, burası nokta açısı mıdır? Öyleyse şuradaki açının dik olduğunu ispatlamış olduk. Çünkü tam bu şu buradaki alfa açısı kadar dönmüş demektir yani bu eksen. O halde bu 90 derece hiç değişmemiştir. Yani A, B, C üçgeni hem dik üçgen hem de ikizkenar dik üçgen. Öyleyse burası 45 derece. Doğru, dediğim gibi 45-45-90 üçgeni. Öyleyse C açısının tanjantı 1'dir. Çünkü tanjant 45'i bildiğimiz için. Hadi tanjant 45'i bilmesek ne olacaktı? Karşı bölü komşudan, yine X bölü X'ten tekrar 1 gelecektir. Orada zorluk yok zaten. Gençler, trigonometriyi bitirmişiz. Daha detaylı trigonometri derslerimizi 12. sınıfa geldiğimizde zaten göreceğiz. Şimdi geçelim bugünkü ikinci dersimize, yani 8. dersimize. Üçgenin, ya da daha doğrusu üçgensel bir bölgenin alanı. Aslında hani şey vardır, çemberle daire arasında fark vardır. Çemberin alanı olmaz, dairenin alanı olur. Çünkü dairenin içi boştur. Çemberin içi boştur, dairenin doludur. O yüzden de içi boş şeyin alan olmaz diye genelde alan söylenince daire, çevre söylenince çember denir. Ama üçgen de o şekilde. Üçgen dediğimiz şeyin aslında içi boştur. Alan dediğimiz zaman biz aslında üçgensel bölgeden bahsediyoruz. O yüzden bunu baştan söyleyeyim. Üçgensel bölgenin alanı diye dediğimi varsayın. Üçgenin alanı dediğim zamanlarda. Üçgenin alanı aslında dörtgenin alanından geliyor, ama dörtgenleri şu an daha bilmediğiniz için biz söyleyelim. Ortaokuldan da biliyorsunuzdur. Üçgenin alanı için bir üçgende açıyı bilmiyoruz şu an, varsayalım. Silelim açıyı. Kenarları biliyoruz. A, B, C. Bu üçgende ne yapacağız? Bir kenar ve bu kenara ait yüksekliği bildiğimizde işte bu üçgen alanını bulabiliriz. Paralel kenara geldiğimizde aslında bu formülü daha iyi anlayabiliriz, ama şu an için biz A çarpı H'nin yarısıdır. Böyle bilse yeterli. Yanlış yazdım ya. A çarpı H'nin yarısıdır. Nedir? ABC üçgenin alanı. Daha detaylı şöyle görelim. Dar açılı üçgen diye. Çünkü üçgenlerde dar, dik ve geniş olunca biraz farklı mantık oluyor. Ama neticede alan formülü aynı gençler. O yüzden şöyle biraz yaklaştırayım. Bu küçükmüş şeyler, yazıları. Üçgen dar açılı olunca yine formül değişmiyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Fakat 3 tane yükseklik olduğu için her tabana ait yükseklikler kendisiyle çarpılarak alan bulunabilir. Yani şuradaki A kenarına ait yüksekliğe HA dersek alan A çarpı HA bölü 2. B'ye ait yükseklik şurası HB dersek B çarpı HB bölü 2, C çarpi HC bölü 2. Dikkat etseniz burası da nedir bunun adı? Teğet çemberi ya da noktası. Yok. Orta dikmelerin kesiştiği nokta. O da değil. Pardon, yükseklik değil, diklik merkezi. Diklik merkezidir burası.
Yükseklerin kesiştiği nokta. Başka bir özelliği yok bunun. Kenar ortaların kesişim noktası çevrel çemberin merkeziydi. İç açı ortayların kesişim noktası da iç teğet çemberin merkezi. Ve bir de ağırlık merkezi vardı. O da kenar ortayların kesişim noktasıydı. Yani bunu hatırlamış olduk. Üçgen eğer dikse gençler bizim için çok daha pratik oluyor. Çünkü eğer bu dik kenar, bu da dik kenarsa bunlar birbirinin tabanı ve yüksekliği olabilir. O yüzden taban bu dersek yükseklik budur. A çarpı C bölü 2'dir. Veya taban hipotenüs olursa B çarpı buna ait yükseklik HB olduğu için. Bunu aslında Öklit teoremlerinde görmüştük. Şöyle bakarsak yan çevik kafamızı. Öklit'te bu formülü görmüştük. Bu hipotenüs çarpı ona ait yükseklik alanı verdiği için A çarpı C'ye ait. A çarpı C'ye eşit oluyordu. Burada tabii bölü 2'leri biz sadeleştirmiştik. Onun şeyde hipotenüs formülünde. Burada onu alanlardan gösterdiğimiz için sadeleştirmeye gerek yok. Alan dik üçgende böyle bulunur. Daha pratik. Geniş açılı üçgene geldiğimizde burada tabi yükseklikler dışarıda kaldığı için gençler şu A'dan indirdiğim dikme buraya düşüyor. Yani HA uzunluğu burasıdır. O yüzden A burası. Dikkat edin bakın. Şuraya karıştırmayın. A çarpı HA bölü 2 veya C burası, HC burası. C çarpı HC veya buradaki zaten bu geniş açıyı gördüğü için bunun yüksekliği içeride kalıyor. Bu kolay zaten. B çarpı HB bölü 2'dir. Bunlar sadece şekil itibariyle farklı. Yoksa formüller hep aynıdır. Yükseklik ve tabanın çarpımının yarısı. Örnek 1'e bir bakalım neymiş. Örnek 1. Şekildeki ABC üçgeni için evet. Kaç dakikamız var? 5 dakika var. Evet. Az sonra uyarı gelir zaten. 12 ve yok şekillerin üzerine yazmamış. Hemen biz yazalım. AB 12 birim. Şurası 12. CF 6 birim. Şurası 6. Taban ve o tabana ait yüksekliği vermiş aslında. BC 8 ve AD'yi sormuş. Evet. Klasik bir yükseklik sorusu. Şurayı soruyor. Buna da H diyelim. Ne yapalım? Buldum. Var mı bulan? Hocam 9 mu? Olabilir. Bakalım hemen. Üçgenin alanı eşit olduğu için gençler alanı iki yolla bulacağız. Bir AB taban yükseklik kabul edersem 12 çarpı 6 bölü 2'dir. 2. Burada hiç bulmaya gerek yok. Zaten diğerinde de sadeleşme yaparız. Ve tabanı BC kabul edersem 8 çarpı H bölü 2'dir. H bölü 2 değil mi? Burada hiç uzunluğu yapmaya gerek yok. Sadeleşme varken hemen sadeleştirelim. 12 ile de 8'i sadeleştirelim. 4'e bölünür 3, 4'e bölünür 2. Yani 18 eşittir 2H'ymiş. Evet. Doğru demişsin. 9 çıkar. Buradan H eşittir 9 birim olacaktır. Çünkü üçgenin alanı nedir toplam baktığımızda? 12 çarpı 3'ten 36'dır. Öyleyse 8 çarpı H'yi 2'ye böldüğümde de 36 çıkması lazım. O halde 2 ile çarparsam 72. Yani 8 çarpı H'nin 72 olması lazım ki H'nin oradan da 9 birim olduğunu görebiliriz. Sorusu olan yoksa bunu da geçeyim. Gençler artık kritik eşiği açtık. Yani her an dersten atılabiliriz. Ona hazırlıklı olalım. Dersten atıldığımda ben dersi başlatıyorum ama tekrardan şey yapmayacağım. Ders işlemeyeceğim. İsteyen yine gelebilir ama sorusu olan gelebilir. Örnek 2'ye bakalım. Bir dik üçgen var. Hatta iki dik üçgen var. Biri küçük, biri büyük. Evet, dersten attı. Dediğim gibi tekrar bağlanayım. Dediğim gibi dersten attı. Bakalım kimler gelebilecek. Geri hocam. Ama geri geldik. Gelmesini geri bilen bazıları gelebiliyor, bazıları gelemiyor. O yüzden ben dersi devam etmeyeceğim. Ama sorusu olan var mı diye biraz bekleyebilirim. Bu arada siz örneğe bakın, çözmeye çalışın. Diğer dersi yine çözeceğim tabii bunu.
21-22 falandık. Yarısı geldi yine. Yani yarısı geri gelemiyor. Büyük ihtimalle EBA'dan dolayı. Burada şekildeki sayıları çok küçük yazmışlar. Biraz yaklaştırayım, belki görmek zor olur. Bulan cevabını versin. Diğer ders çözelim. 126 diyen var. Havanur dedi galiba. Sorusu olan varsa veya soru çözen varsa bekleyebilir. Yoksa diğerleri çıkabilir gençler. 14.50'de görüşeceğiz.